Lau Ertuğrul Apakan Kütüphanesi ve Lau Kütüphane Kulübü'nün birlikte düzenlediği 53. Kütüphaneler Haftası, sergi, film gösterimi, söyleşi ve imza günü etkinlikleriyle gerçekleştirildi. Lau Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu'nda Şebnem Burcuoğlu öğrencilerimiz ve hayranlarıyla buluştu. Kocan Kadar Konuş, Kocan Kadar Konuş Diriliş ve Şeker Fare kitaplarının yazarı, Kocan Kadar Konuş Diriliş ve Kocan Kadar Konuş sinema filmlerinin senaristi, aynı zamanda Milliyet Gazetesi'nde kurumsal ilişkiler direktörü olan Burcuoğlu, birçok alanda edindiği tecrübelerini Lau öğrencileriyle paylaştı, onların sorularını yanıtladı. Daha sonra Burcuoğlu hayranlarının kitaplarını imzaladı. Burcuoğlu kütüphanecilik haftasıyla ilgili mikrofonlarımıza şunları söyledi. Ben Bilkent Üniversitesi mezunuyum. Ve gerçekten 4 yıllık öğretim hayatım boyunca hayatım kütüphanede geçti diyebilirim. Dolayısıyla hani bu kadar kitap aşığı ve bu kadar geçmişten beri kitap okumayı seven bir insan olduğu için gerçekten gurur duyulacak bir şey bence. Kütüphanecilikle ilgili böyle bir hafta yapılması ve birbirinden değerli, birbirinden sevilen isimlerin davet edilmesi ki bu sanırım 53. kez düzenlenen bir hafta. Dolayısıyla Lefke Avrupa Üniversitesi'ni tebrik ediyorum. Muhabirimizin üniversitemizi nasıl bulduğu sorusuna ise şöyle yanıt verdi. Okul şahane bir okul, cıvıl cıvıl. Ben ilk defa Kıbrıs'a geldim ve Kıbrıs'ta ilk gördüğüm yer gerçekten üniversiteniz oldu. zaten öyle bir hani deniz havası, Akdeniz havası, denizi olsun, güneşi olsun, okulun yeşilliği olsun, cıvıl cıvıllığı olsun. İnsanın o kadar böyle içini kıpır kıpır yapan ve pozitif duygular veren bir okul ki çok mutluyum hani Kıbrıs'ta ilk organizasyonumuz sizinle birlikte oldu. Kütüphane müdürümüz Alev Lord etkinliklerle ilgili sorularımızı yanıtladı. 53. Kütüphaneler Haftası'nı kutlayacağız. Bu çerçevede kütüphane kulübü ve kütüphane müdürlüğü olarak bir takım etkinlikler hazırladık. Sinema gösterimi, sergi, yazarla söyleşi, film gibi. Bugün şu anda Türkiye ile eş zamanlı olarak kitap okuma etkinliğimiz var. Herkes aynı kitabı mı okuyor yoksa herkes farklı farklı bir kitap mı okuyor? Biraz detaylandırır mısınız bu etkinliği? Tabii okumak istedikleri kitabı alıp gelebiliyorlar. Okumak isteyip de kitabı olmayana biz kendimiz kitap veriyoruz. Okumalarına yardımcı oluyoruz. Merhaba arkadaşlar, kitap okuma etkinliğimiz var. Katılmak ister misiniz? İsteriz. Tamam, teşekkür ederiz.